Çorbacı Mehmet'in sunduğu Pazar Keyfi devam ediyor. Evet, benim candan çok sevgili seyircilerim. Beyaz Gölge sizleri hakikaten sevgi, saygıyla kucaklıyor. Niye ki? Siz ki o reklamlardan sonra yine o televizyonlarınızı kapatmadınız, yine bizleri izlemeye devam ediyorsunuz. Benim bu sevgili konuğum da aynı yanımda. Çünkü benim ona çok sorularım var. Yani bu gurbet büyük bir sürüven, 50 yıllık bir dava. Öyle bu 50 yıllık bir hasret, bu 50 yıldır bitmeyen, tükenmeyen bir gurbetlik öyle 2 saatlere, 1 saatlere, 3 kelimeye sığacak hakikaten değil. Doğru mu Mehmet Bey? Yanlış doğru mı? Gurbet kelimesi 2-3 dakikada, 2-3 saatle de anlatılmaz. Anlatılmaz. Bitmez. Şimdi o sevgili seyircilerimiz bize hakikaten... Yaşamak lazım. Evet. Şimdi o Türkiye'de hakikaten güzel, burada zannediyorlar ki mesela bir sürü şikayetler var, bilmem ne var. Tabii ki memleketimizde de yani birçok arzu etmediğimiz şeyler, mutlaka eksiklerimiz çok var. Ama şunu söyleyeyim, şunu da çok iyi bilin sevgili seyirciler. Burada Mehmet Bey biraz önce anlattı. Ne dedi? Hakikaten 5 senedir memleketine gidemeyen, bir uçak bileti alamayan burada vatandaşlarımız var. Bunlar için bu konularda Avrupa'da yayınlar yapıldı. Televizyonlarda birçok sponsor, iş adamları bu insanları memlekete götürdü. Şimdi bir yerden bir teklif alıyorum. Yine bir arkadaşım diyor ki bir program daha yapalım diyor. Dargınları barıştırma. Yani Avrupa ayaklı olsun bu diyor. Vallahi onu da televizyona götüreceğim o teklifi, bilmiyorum ne gelir ne götürür. İnşallah ama söz vermedim ama dedim böyle de bir dedi güzel dedi duygulu türküler söylüyorsun. Onu da format değiştiririz. Bunu yine sunuculuğunu sen yap. Biz dedi arkandayız. Böyle bir program ikinci olarak yapalım dedi. Onu söz vermedim. Şu anda defterini, bütün dokümanlarını aldım. Televizyona haber aksa götüreceğim ve yönetim kuruluna sunacağım. Onlar neye karar verirler, ne derler, derlerse arkadaşı çağırıp ondan da onları konuşturacağım. Ama ben diyorum ki şimdi bu reklamlardan sonra fazla uzatmadan diyorum ben, güzel bir türkü daha alalım Mehmet Bey, ne dersiniz? Hadi bakalım arkadaşlar. Üsküdar yakasından nereye gitse bulurum ben onu kokusundan. Benim yarim İstanbul'un Üsküdar yakasından nereye gitse bulurum ben onu kokusundan. Ben sevmişim ellerine derdinden cefasından. Yandım yandım küle döndüm eridim sevdasından. Ben sevmişim ellerine derdinden cefasından. Yandım yandım küle döndüm eridim sevdasından. Güzelliği dilden dile
konuşulur söylenir. Benim yarim diskotekte barda gezer eğlenir. Güzelliği dilden dile konuşulur söylenir. Ben sevmişim ellerine derdinden cefasından. Yandım yandım küle döndüm eridim sevdasından. Ben sevmişim ellerine derdinden cefasından. Yandım yandım küle döndüm eridim sevdasından. İstanbul'da çarşı pazar geziyor. Alay edip gülüşüyle dostlarını üzüyor. Benim yarim İstanbul'da çarşı pazar geziyor. Alay edip gülüşüyle dostlarını üzüyor. Ben sevmişim ellerine derdinden cefasından. Yandım yandım küle döndüm eridim sevdasından. Ben sevmişim ellerine derdinden cefasından. Yandım yandım küle döndüm eridim sevdasından. Evet, bu da güzel bir ağzına eserdi. Mehmet Bey, bu da benim sözü müziği bana ait. Onun için sevgili seyirciler, sizlere tekrar selamlıyorum. Bu arada televizyonlarını da yeni açmış olanlar, geç kalmış olanlar için de yine hürmetler, sevgiler diyorum efendim. Şimdi nasıl olsa bugün pazarsa müzik ağırlıklı güzel de sohbetimiz var. Sayın Mehmet Bey'i bir daha bulamayız burada. Ben de inşallah yarın buradan da ben de yarın uçakla Türkiye'ye gidiyorum. Ve havalar hakikaten güzeldi. Ben geldim bir iki gün güneş oldu. Ben şimdi gene güneşin olduğu yere uçuyorum Mehmet Bey. Buralar sizlere emanet. Evet. İnşallah görüşürüz. Peki Mehmet Bey, şimdi bu güzel bir yer açtınız. Hakikaten bugün gördüm, millet de mutlu. Şimdi bu yer açtığınızda mutlu musunuz? Buradaki bu çevreden, buradan, işte müşterileriniz övmeyecekine nazaran arttı mı? O insanlar bu tarafa geliyorlar mı? Yani siz neler esinlendiniz? Biraz sizin bu iş yeri hakkında konuşalım. Tabii Pilere değişik bir ortam, değişik bir yer. Yabancının çok olduğu bir merkez. Kendi eski müşterilerim de beni takip ederekten tadın, lezzetin olduğu doğru geldiklerinden dolayı burası da potansiyel daha fazla tabii. Bu da bizi memnun ediyor. Biz de gelen misafirlerimizi daha memnun etmek için elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız. Evet, bir şey daha gördüm Mehmet Bey. Yani şöyle çoluk çocuk, bayanlar, herkes yani çocuğunu alan, arabasını alan hep sizin oraya giriyor. Yani bu demektir ki yani bir insanlar biliyorsun bizim insanlarımız bilhassa yani yabancılardan bahsetmiyorum ama hep böyle güvenli bir yerlere giderler. Yani kendisinin güvenli hissettiği yerde. Siz bunu algılıyor musunuz? Hakikaten tabii. Buradaki insanların bize güveni ve etlerimizin helal kesim olmasından dolayı lezzet kaynağının doruğunda olduğu için müşteriler bizi tercih ediyor. Ben Mehmet Bey hakikaten çok teşekkür ediyorum. Teşekkür güzel güzel sorulara cevap verdiniz. Allah size bol kazançlar versin. Amin. Siz kazanın. Sizin reklamlarınızı biz çok yapalım. İnşallah. Yani konuk olarak da yapalım. Ama arkada da döndürelim. İnşallah beraber olalım. Siz İnşallah. De kazanın. Biz de bu çarkı döndürebilelim. Hepimiz televizyonda bunu döndersin. Daha büyük uzak yerlere, daha güzel yerlere imkanlarımız olsun. Yani İnşallah. Kazan kazan hesabı hep birbirimizden faydalanalım. Hem güzel şeyler anlatalım. Bir dahaki gelmemde eğer bu yetme tabii benim sorularım çok olacak. Ve ben sizleri aldığımda daha güzel şeyler. İnşallah
ne bileyim daha başka sorularım olacak. Ona göre de sizlerden bu cevabı alacağıma çok eminim. İnşallah. Ben işi bitirmiyorum. Yavaş yavaş sevgili seyirciler, yani programımız sona geliyor ama ben şimdi diyorum ki hakikaten gurbeti ben hep anlatıyorum değil mi Mehmet Bey? Ben diyorum ki 60 kilometre yerden, memleketinizden uzaklaştığınızdan bu gurbettir. Ve bizim memleketimizin her köşesi gurbettedir. Evet. Öyle diyorum. Doğru muyum? Bakın siz anlattınız. Hakikaten öyle kolay olmadı. Yani bir işçi ailesi olarak buraya gelmek, işçi ailesi olarak bir sene çalışıp da mekan kurmak, iş yeri işletmek, orada bir sürü insana da iş vermek, aş vermek değil mi? Yanınızda çok şeyler evet. çalışıyor. Yani hakikaten sizi tebrik ediyorum. Onu biraz açar mısınız? Yani kaç kişi yanınızda çalışıyor? Kaç aileye ekmek, aş veriyorsunuz? Yani hiçbir devletin bir yardımı olmadan çünkü bunları siz yapıyorsunuz. Şu anda 6 tane elemanım var. Çok güzel. Devletten hiçbir yardım almadım. Daha öncelerde iş yeri açtığınız zaman bazı forderunlar alınıyormuş. Ama tabii bende yabancı dil eksikliği olduğundan dolayı da ben bu tür yardımları kaçırdım. Başvurduğum zaman işte bunu sen iş yeri açmadan önce alman lazımdı diyerekten ben o yardımları devletten hiçbir zaman almadım. Şimdiye kadar hep veriyorum. Yani şimdi bir de şöyle bir algı var Mehmet Bey Türkiye'de. İşte Almanya'da herkes Avrupa'da çok güzel yaşıyor. İşte biz çok vergi ödüyoruz bilmem ne. Ya birkaç kelime de şundan söyleyelim. Ya ben şunu bakımından söylüyorum yani. Siz burada kazandığınız caddede olsun nerede olursa olsun 100 liranın 30 lirasını devlet sizden peşini alıyor. Bu doğru mu? Şunu bir açın. Çünkü bunu siz bunun içinde yaşıyorsunuz. Evet. Yani. Şu bir güzel sevgili seyircilerimize şöyle birkaç kelimeyle söyle de bunu da bilsinler yani Avrupa'da bu paranın nasıl kazandığını, vergileri nasıl alındığını. Şimdi Tahsin abi eskiden Almanya'dan Türkiye'ye gittiğimiz zaman Türkiye'dekiler Almancı geldi diyerekten çok büyük değer veriyorlardı, destek veriyorlardı. Ama şu son zamanlarda benim gördüğüm kadarıyla Almancı deyince açlar geldi diyorlar. Ben bunu bilakis bizim orada gördüm ve hiçbir zaman da durumu iyi olan insanları Avrupa'ya göç etmesini istemiyorum. Gerçekten burada para kazanmak çok zor. Çünkü burada vergiyi peşin alıyor senden. Sigortalar, sigortasız işçi çalıştırman imkansız bir vaziyette. Bizim memlekette maalesef ne sigorta olsun ne vergi olsun ödenmediğinden dolayı bizim iş adamları çok büyük idealleri oluyor. Büyük ama karlar yapıyor yani. Büyük karlar. Bak, ve bu ucuz insan çalıştırma imkanı var. İmkan her zaman. Ücretli. Ama burada öyle bir olay yok. Burada %30'unu devlet daha para kazanmadan önce senden peşin alıyor. Evet. Sevgili seyirciler, sizlere saygı, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Mikrofonumuz elimizde. Öyle konuşuyoruz. Neden öyle konuşuyoruz? Çünkü daha henüz burada inanın o burada istediğiniz kadar insanları bir araya getirmek, yani böyle bir şeyde işiniz olduğu zaman getirip de bu teşkilatı kurmak burada imkansız. Neden? Hiç boş kimse yok. Herkes çalışmak zorunda, geçinmek zorunda. İnanın yani bu imkansız. Onun için de sizlerden çok çok özür diliyorum. Yani yine sizlere bu şartlar altında bu programı yapabilmenin mutluluğunu yaşarken diyorum ki yine güzel bir türkü, yine gibi bir eser. Ne dersin Mehmet Bey? Alalım değil mi? Alalım abiciğim. Evet abi. Hadi gelsin arkadaşlar. Üçü bir arada su sesi, para sesi, kadın sesi duyulmuş mu yedi cihanda, zevki sefanın böylesi.
Yine bak üçü bir arada, su sesi, para sesi, kadın sesi. Duyulmuş mu yedi cihanda, zevki sefanın böylesi. Bak başımıza biz kelmiyiz, yabancı mıyız, el miyiz? Atalan Üsküdar geçti, görünmeyen yel miyiz? Bak başımıza biz kelmiyiz, yabancı mıyız, el miyiz? Atalan Üsküdar geçti, görünmeyen yel miyiz? Bana da Rabbim, bana da ellere verirken bana da kendisi biraz amcam olur, bana değil ona da. Bana da Rabbim, bana da ellere verirken bana da kendisi biraz amcam olur, bana değil ona da. Sesi, para sesi, kadın sesi, duyunca tutmalı nefesi. Hayal güzel, düşü güzel, dokunur garibin çilesi. Su sesi, para sesi, kadın sesi, duyunca tutmalı nefesi. Hayal güzel, düşü güzel, dokunur garibin çilesi. Bak başımıza biz kel miyiz, yabancı mıyız, el miyiz? Atalan Üsküdar geçti, görünmeyen yel miyiz? Bak başımıza biz kel miyiz, yabancı mıyız, el miyiz? Atalan Üsküdar geçti, görünmeyen yel miyiz? Bana da Rabbim, bana da ellere verirken bana da kendisi biraz amcam olur, bana değil ona da. Bana da Rabbim, bana da ellere verirken bana da kendisi biraz amcam olur, bana değil ona da. Amcam olur, bana değil ona da. Bana da Rabbim, bana da ellere verirken bana da kendisi biraz amcam olur, bana değil ona da.
Evet, bu güzel eserimizde yine Allah şöyle bir pazar keyfinde, yine bir pazar günde, pazar günde sevgili seyircilerimize mutluluk sunsun diyorum, güzellik olsun diyorum efendim. Sohbetimize devam ediyoruz. Mehmet Bey gördünüz. Böyle iki saat bitmez, bir saat 50 dakika bitmez denirken o kadar mevzular kaldı ki yarıda. O kadar güzel geçti ki bu zaman. Ne ben sizin sohbetinize doyabildim, ne de siz bundan pek bir şey anladınız. Ama bir şeyler verdik değil mi Mehmet Bey? Şimdi ben diyorum ki Mehmet Bey, şimdi siz buradan seyircilerimize duygularınızı, efendim temennilerinizi neler söylersiniz? Onu güzel bir alalım sizden. Burada bütün Türk kardeşlerime memleketimizin değerini anlamaları için, bunun içinde Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i ayrım yapmadan memleketimizin tadına varmamız lazım. Burada gurbet ellerde gerçekten memleketimize buram buram kokan o güzelim güneşi, denizi, havası maalesef burada biz bulamıyoruz. Ama Almanya'yı da ikinci vatan olaraktan seçtiğimizden dolayı biz gitsek dahi çocuklar gitmiyor. Çocuklar gitse dahi torunlar gitmiyor. Ondan dolayı buradan saygı ve sevgilerimle o yüce memleketimizin değerimizi bilmeleri için etten tırnağın ayrılmadığını, her zaman saygı ve sevginin unutulmadığını siz değerli dostlarımıza sunmak isterim. Peki Mehmet Bey, buradan selam göndereceğiniz, mesaj vereceğiniz, Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun birileri var mı? Söyleyebilirsiniz, buyurun. Kamera sizin. Evet, Konya'da olan annem, babam, kardeşlerim, yengelerim, bütün akrabalarıma ve bütün Türk halkına selamlarımı sunarım. Kovalar beni, hudey hudey.
Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum derken ben şimdi eşim Tenzile Hanım'ı çağırıyorum. Son finalde hep onu yapıyorum. Neden yapıyorum? Çünkü eşim aynı zamanda benim menajerim. Evet sevgili Tenzile Hanım. Siz de çok iyi tanıyorsunuz. Onun için çağırayım. Bir genel bir bilgi aldıktan sonra son bir eserimiz var. Onu da gelemedim Eminem memlekete bu sene. Onu da bütün burada gurbetçi, bütün gurbetçi vatandaşlarımıza hediye edeceğim. Sada burada değil, Türkiye'de. Neresinde olursa olsun orada hediye edeceğim. Gelemedim Eminem memlekete bu sene. Allah nasip ederse gelirim yeni sene diyeceğiz ama tabii ki Tenzile Hanım, buyurun Tenzile Hanım. Siz mikrofonu ona vereceksiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tenzile Hanım hoş geldiniz. Buyurun Tenzile Hanım. Nihayet sıra bana geldi. Evet, evet Tenzile Hanım, şimdi size soruyorum. Önce hoş geldiniz. Mehmet Bey'i tanıyoruz sağ olsun. Konumuz oldu bugün. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben diyorum ki Tenzile Hanım sen şimdi seyircilerimize neler söyleyeceksin? Şimdi biz yarın gidiyoruz. Bugünden kalma neler gördün, neler geçirdin? Çok kısa. Beyaz Gölge'nin durumu nerede? Durumumuz nerede? Ne yapacağız? Programlarımız ne şekilde? Şunu bir aldıktan sonra seyircilerimize veda edeceğiz. Bir ben pazar iyi bir güzel pazar günü herkesi, bütün dinleyenleri, seyircilerimizi, Türk halkını, yurt dışından, yurt içinden bizleri seyreden herkesi candan selamlıyorum. Ve durumumuza gelince çok güzel tepkiler alıyoruz ve güzel konuklarımız oluyor. Her ne kadar zor şartlarda da olsa bizi kırmayıp bizleri seven tüm insanlara saygı selamlarımı söylüyorum. Ayrıca Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadı, işini bıraktı ve bizimle oldu. Ve bizim burada aynı bahsettiğimiz gibi Tahsin'le bahsetti. Bir kardeşim Ömer Yıldız her zaman ve her saat her gün yanımızda oldu. Birçok dostlarımız kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler buradan her ne kadar gitsek gönlümüz burada, bir ayağımız burada. Gelip gidiyoruz, gideceğiz Allah izin verirse. Ve bir pazar günü bizleri seyredenleri mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve canla, başla, zor şartlarda da olsa ve bizler güzel bir şeyler sunduğumuza inanıyorum. Ve birçok kişiler de inanıyor, çok seviyorlar bizi. Biz de sevgilerine layık olmaya çalışacağız Allah izin verirse. Her şey herkesin gönlünce güzel pazarlar, mutlu günler olsun diye dileklerde bulunuyoruz. Ve yurt dışında zaten hafta sonlarını herkes iple çekiyor. Birçok kişiler var diye çalışıyor. Hafta sonu bizleri seyretmeleri için çok güzel bir fırsat. Sabah kahvaltılarını yaparken bizim önerilerimiz daha çok o düşünce üzerine başladık. Ve buradan tabii ki bizi Türkiye'de pazar günü seyredecekler. Yurt dışında çekim yaptık, geldik diye. Haberax ekibine, tüm ailesine, biz de aynı aileden olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Sonsuz selamlarımı sunuyorum. Onları hiçbir zaman nerede olursak olalım, çünkü biz haber hayat olduk, unutmuyoruz. Evet Tenzile Hanım, ben diyorum ki, şimdi Mehmet Bey bir şey söylemişti. Demişti ki burada Türkiye'ye gidemeyen bir sürü insanlar var. Çünkü Mehmet Bey hakikaten sevgili seyirciler,
Yani bu durumları çok iyi gözleyen ve gözlemlenen biri. Çünkü burada gezmekle, bir yerde çalışmakla insanlar bu kadar görüyor. Çünkü bu mekan sahibi. Onun evine herkes geliyor. Düşünün, günün 12 saati Mehmet Bey, 13 saati açık ve bu 13 saat içerisinde bizim göremediklerimizi, yaşamadıklarımızı yaşıyor. Onun için de ben diyorum ki son bir eserimizi alalım da ondan sonra veda edeceğiz. Gelemedim Eminem, bütün gurbetçilere, Türkiye'ye gidemeyenlere, gurbette olanlara gelsin. Allah nasip ederse gelirim yeni sene. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse gelirim yeni sene. Kınalı parmağına oy altın yüzük takayım. Nereden geçeceksin, nereden geçeceksin, yollarına bakayım. Nereden geçeceksin, nereden geçeceksin, yollarına bakayım. Bizi kavuştur sana, bizi yeri göğü yaradan. Kavuştur sana bizi, kavuştur sana bizi yeri göğü yaradan. Gelemedim eminim oy memlekete bu sene. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse gelirim yeni sene. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse gelirim yeni sene, gelirim yeni sene. Evet, bu hasretli gidemeyenler vatandaşlarımız için de burada bir güzel bir onlara hediye olsun diyorum. Ve sevgili seyirciler, yine programın, bir pazar programının sonuna geldik. Vedalaşma zamanı geldi.
ben sizlere sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Ne olur gelecek hafta hiçbir yeri randevu vermeyin. Yine televizyonlarınızı, yine bu güzel bir pazar günü saat 10'da 12 arası Türkiye'de, saat 9'da 11 arası Avrupa'da. Mutlaka bizleri izleyin. Hakikaten güzel konuklarımız, çok güzel sohbetlerimiz olacak. İnşallah bizleri siz seyrederken de neşe alıyorsunuzdur. Biz onları hissettiğimiz müddetçe sizlere daha güzel şeyler vereceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel günler sizin olsun. Mutlu olun, hoşça kalın, bol kazançlı olun. Ve diyorum ki şimdi hep beraber el sallıyoruz değil mi Mehmet Bey? Hadi Allah'a ısmarladık. Herkese selamlar. Pazar keyfi seyircilerine Almanya'dan, Avrupa'dan, yani Bavyera eyaletinin Nürnberg kentinden Allah'a ısmarladık diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Her şey Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Allah'a ısmarladık. Seni bekliyorum.
özlettin sevgilim. Özlettin kendini. Özlettin, özlettin, özlettin kendini. Özlettin sevgilim, özlettin kendini. Çorbacı Mehmet pazar keyfini sundu.